İnsanlar gibi tıpkı evcil hayvanların da bakıma ihtiyacı var. Peki sevimli dostlarımıza ne tür bakımlar yaptırmalıyız? Hep birlikte öğrenelim. Ben Esra Karabacak, Erciyes Üniversitesi Havacılık Yönetimi 2020 mezunuyum. Pandemi nedeniyle iş bulmakta zorlandım. O yüzden böyle bir sektöre yöneldim. Hem kendi küçüklükten gelen bir hayvanlar olan ilgimden dolayı hem de sektörde gördüğüm, hani Kayseri'de gördüğüm eksiklikten dolayı böyle bir şey yapmayı düşündüm. Biz burada anestezisiz kedi köpek tıraşı yapıyoruz. Kedi köpek tıraşları oluyor. Aynı zamanda banyo hizmeti veriyoruz. Tırnak kesimi yapıyoruz. Kulak içi göz temizliği yapıyoruz. Genel bir bakım yapıyoruz hayvanlara. Sadece pet kuaför kısmımız da yok bizim. Aynı zamanda pet shop kısmı da var. Mama, aksesuar, kum çeşitleri her şey oluyor. Özellikle de büyük köpekler için, büyük ırklar için özel manda derisinden yapılmış özel göğüs tasmaları, boyun tasmaları yaptırıyoruz. Bu da genelde Kayseri'de bulunmayan bir şey. Ölçülerini alıp o şekilde sipariş üzerine çalışıyoruz. Böyle genel bir hizmetimiz var. Çoğu kişi köpek tıraşı için özellikle Eskişehir, Ankara, İstanbul'a gidiyorlar. Ve telefonla arayarak sevindiklerini, hani bunun için yol hem masraf olarak görüyorlar bunu hem de hani köpekler açısından bir stres kaynağı oluyor şehir dışına gidip. Ulaşım sorunu nedeniyle. Böyle bir geri dönüş alıyoruz. Şimdi Kayseri'de köpekler tıraşa alışkın olmadıkları için genelde tüyleri çok dolaşmış, keçeleşmiş bir şekilde oluyor. Biz buna kıtık diyoruz. Genelde baş bölgesinde, bacaklarda oluyor. Otlar yapışmış oluyor. Tuvalete çıktıklarında özellikle dolaşırken pisi pisi otu yapışıyor. Genelde öyle bir dezavantajı oluyor. Genelde bir tıraş yaptıktan sonra 2 ya da 3 ayda tekrar eski formuna dönüyor. Yani genelde 2-3 ayda tıraşımızı tekrarlamamız gerekiyor. Banyo için de ayda bir getirebilirler, öyle söylüyorum. Ayrıca biz tıraştan sonra da 2-3 hafta sonra bu köpeklerin gözlerinin önü kapanıyor. Bir genel bir yüz açma işlemi yapıyoruz. Onu da ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Pati altlarını açıyoruz aynı şekilde. Oralarda otlar yapışıyor. Onları temizliyoruz. Ücretsiz, onu da karşılıyoruz. Genelde herkes şaşırıyor. Evcil hayvan kuaförü deyince hani insanlara garip geliyor ama kedi köpek sayısı özellikle pandemide çok fazla arttı. Hani herkes çok seviniyorlar. Kendileri bir de şöyle bir şey oluyor. Genelde köpekler sahiplerinin yanında şımarıklık yapıyorlar. Onlara kendilerini taratmıyorlar. Banyoda durmuyorlar. O şekilde olduğu için ben de diyorum hani bize getirin, bize taratıyorlar. Çünkü sahipler olduğu zaman şımarıyorlar. Bunları söylüyorum. Böyle bir geri dönüş alıyoruz. Hani mutlu oluyorlar genelde. Köpek tıraşını banyo tıraş tırnak kesimi dahil bir şekilde özellikle bu teriyer ırkında, shih tzu ırkında onlarda kulak içi tüyleri de oluyor. Onların da alımı, banyo tıraş tırnak kesimi, kulak içi temizliği, pati altı bakımı yapıp oraya özel krem sürüyoruz nemlendirici şekilde. Onların hepsi dahil bir şekilde 200 liraya yapıyoruz. Zaten işlemlerimiz 2-2,5 saat sürüyor ortalama olarak. Kliniklerden farkımız da bu oluyor. Yani klinikler anestezi verip direkt tıraş yapıyorlar. Sıfır tıraş yapıyorlar. Biz sıfır yapmıyoruz. İstedikleri uzunlukta bırakmaya çalışıyoruz. Tabii burada tüy durumu da önemli. Tüy durumu çok, yani tüyleri çok dolaşıksa mecburen bazen kısa yapmak zorunda kalabiliyoruz. Ama genelde bazı hayvan sahipleri çok bilinçli olduğu için tarıyorlar özellikle. O zaman daha sağlıklı, daha güzel oluyor tüyleri. Kedi tıraşında biz 150 liraya yapıyoruz. Onda da yine anestezi uygulamadığımız için böyle bir fiyatımız var. Yine aynı şekilde tıraş yapıyoruz. İsteyen olursa sıfır makineyle tıraş yapıyorum, klinikler gibi. Ya da sıfırdan daha uzun bir başlığımız var, onunla yapıyorum. Ben onu daha sağlıklı bulduğum için genelde onunla yapıyorum. Ama bazen sahipleri hani ısrar ediyor, sıfır olsun diyorlar. Hani çok kısalsın, çok tüy dökülüyor diyorlar. Öyle olunca o şekilde de yapıyorum. Genelde işte 150 liraya yapıyoruz. Göz kulak temizliği, yine pati altlarındaki tüylerin açılması şeklinde genel bir bakım yapıyoruz. Ben şunu tavsiye ediyorum buradan, hayvan sahiplerine söylüyorum. Özellikle uzun tüylü köpekleri olanlara lütfen tarasınlar. Hiç taramıyorlar, tüyleri çok dolaşık oluyor. Sonra onların hani güzel olmasını istiyorlar. Tüylerinden dolayı seviyorlar, hani bakımlı olsun istiyorlar ama taramadıkları için mecburen kısa yapmak zorunda kalıyoruz. Hani bize getirebilirler, biz de tarayabiliriz. Onun haricinde bunu belirtmek istiyorum sadece. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Pomeranian diye bir ırk var, köpek ırkı. Onların tüyleri bir yaşından önce tıraş edilmemesi gerekiyor. Ama hayvan sahipleri bunu bilmiyorlar. Sadece güzelliği açısından tüylerini görerek, sevinerek alıyorlar. Ama hiç bunun hakkında bilgi verilmediği için maalesef yanlış uygulamalar yapılabiliyor.
Bazı veteriner hekimler de tıraş ederiz, sorun olmaz diyorlar ya da mecburen kısa tıraş yapıyorlar. Bu Pomeranian ırkının belli bir uzunluğu var. Özellikle makas tıraşı olması gerekiyor. Kesinlikle makine tıraşı olmaması gerekiyor. Hani ben bunun eğitimini aldım. Bu şekilde makas tıraşı yapıyorum. Bunun bilgisini vermek istedim.